Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu hafta Vestel TV tamir edeceğiz. 32 inç LED PH5000 serisi bir TV. TV'de klasik şikayetler şunlar oluyor. Anakart ya da power supply dediğimiz arızalar oluşuyor. Tabii ki LED'leri ve paneli de bozuluyor ama en çok kart arızalarıyla atölyemize geliyor. Bunlar da besleme kartlarında yüksek oranlı onarımlar yapıp parça değiştirip düzeltebiliyoruz ama anakartlarda maalesef öyle olmuyor ve direkt değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ve Vestel'de birçok marka var. SEK, Finlux, Regal, bunlar onun alt markaları geçiyor. Üzerlerinde bunlar yazmasına rağmen içindeki kartların tipleri aynı oluyor. Burada bu televizyonu nasıl tamir edebiliriz? Şimdi cihazımız bozulduğunda nasıl müdahale edebiliriz? Basitçe size anlatacağım. Bu TV'yi şimdi sizinle beraber açalım. Bakalım neler olmuş, ne yapabiliriz, nasıl kurtarabiliriz? Hadi başlayalım. TV hiç çalışmıyor şikayetiyle geldi. Kırmızı ışığımız, yani standby ışığımız yok. Şimdi TV'mizi sökelim ve devam edelim. Şurada bir power supply'ımız var. Bu power supply'ın birbirine benzeyen belki yüzlerce modeli vardır. Hep birbirine benzerler. Küçük nüans farklar vardır. Keza anakart da böyledir. Bir HDMI düşük, 3 tanesi, 2 tanesi, bir SCART fazla, 2 TOS RCA giriş vesaire. Bunu gördüğünüz kartın belki gerçekten 50 tane, 100 tane modeli vardır, versiyonu vardır. Ama sonuçta sistem aynı şekilde çalışır. 3 tane kartımız var. Bir tane Tico, power supply ve anakartımız. Şimdi burada standby ışığı yoktu. Bu kart üzerinde ölçümler yapalım basitçe. Nasıl onarabiliriz ona bakacağız. Devam edelim. Şimdi direkt arızaya geçeceğim. Mantığını anlatacağım. Bu kartlardan defalarca tamir ettiğimiz için artık çerez gibi oldu. Tabii ki power supply'ın girişindeki sigortasına bakabilirsiniz. Köprü diyot bozulmuş olabilir, MOSFET bozulmuş olabilir, onu süren driver bozulmuş olabilir vesaire çoğaltabiliriz. Ama ne var ki? İlk bakılacak bir şey, belki sigortadan önce bakılacak bir şey, şuradaki gördüğümüz diyotlar. Bu diyotlar kısa devir oluyor arkadaşlar. Bir tanesi bozulduğu zaman power supply duruyor, susuyor, televizyonumuz da çalışmıyor. Yani switch montu susturuyor. Burası kısa devir olduğu için içeriği susturuyor, çalışmasına engel oluyor. Direkt bu diyotlara bakıyorum. Hemen ölçü aletimizi buzlara aldım. Düdük duymak istiyorum. Kısa devir arıyorum. Sağlam. Bakıyorum. Sürekli ötmüyor. Kısa devre arıyorum. Bakın burası kısa devre. Şu yanındakine bakıyorum. Buna bakıyorum. Aynı şekilde. Muhtemeldir ya bir tanesi ya iki tanesi bozulmuştur. Kartımızı sökelim ve bu diyotları ayaklarını söküp açalım ve kontrol edelim. Şimdi bu üç diyottan bir tanesi ya da iki tanesi kısa devreydi. Biz hemen diyotlarımızın ayaklarını açalım. Diyotlarımızı şöyle bir uçlarını kaldırdım. Bakalım hangisi kısa devre? Sesi dinleyelim. Bu sağlam. Bu sağlam. Baştaki bozulmuş. Şu kısa devre. Ne var ki? Bir tanesini değiştirmeyeceğiz. Üçünü beraber değiştireceğim. Doğru olanı o. Şimdi 3 tane diyotu değiştiriyoruz. Ondan sonra da deneme yapacağız. Burada devremiz yüksek frekansta çalıştığı için diyotların da hızlı kullanılması gerekiyor. Şimdi üçünü değiştiriyorum ve devam ediyoruz. Diyotların amperleri güçlü olsun. En az 3 ya da 4 amper kullanalım arkadaşlar. Çok önemli. Ne kadar güçlü olursa o kadar iyi. Hızlı diyot olması kesinlikle şart. Onu unutmayalım. Başka diyot burada bozulacaktır. Lehim işlemi bittikten sonra her zaman selülozik tiner veya alkolle temizliyoruz. Çünkü pasta iletken bir direnç oluşturuyor. Ve cihazı bozmamıza sebep olabilir. Onun için güzelce temizliğimizi yapıp TV kartını yerine bağlıyoruz. Hazır. Soketimiz. Elektriğimizi verelim. Ben de merak ediyorum. Bakalım neler olmuş. Hemen görelim. Şöyle kaldırıyorum. Standby ışığı o geldi. Evet, TV'miz çalıştı. Çok güzel oldu. Bakalım OCD'yi tam görelim. Evet, yazımız geldi. TV çalıştı. Hemen ben buna bir sinyal vereyim. Resim alalım. Televizyonumuz çalışmıştır. TV'miz çalıştı. Çok güzel oldu. Sony'nin elimde demosu var. Ben Sony servisiyim zaten. Onu oynatıyorum. Resimimiz çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Devremiz çalıştı. Son olarak da diyotları elimizde bir kontrol edelim şöyle hızlıca. Çok güzel. Buz gibi. Hiçbir sorun yok. Hemen kaldırıyorum tekrar.
Başka videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.